Ben iyi değilim kanka. Var mı sende? Para yok. Sonra versem olmaz mı? Ne kadar? Tamam, tamam halledeceğim. Aa anne ne yapıyorsun? Oğlum ne bir halin senin, hasta mısın sen bakayım? Biraz halsizim galiba. Anne param var mı? Haftalığımı alınca veririm, söz acil lazım da. Ay oğlum ne böyle ikide bir para lazım, para lazım acil diyorsun. Nereye harcıyorsun sen bu paralarını? Okuldan sürekli ders kitabı istiyorlar. Masrafla ne yapayım? Babamdan alınca veririm söz. Tamam bekle. Yetmez ki. Oğlum idare ediver işte. Ne alacaksan da ucuzunu al. Hadi. Özlem yardım et kızım. Geliyorum anne, geliyorum. Dur. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Buyurun. Gir. Kusura bakmayın öğretmenim. Uyuyakalmışım. Buyur geç. Bir hikaye koydum. 300 takipçi geldi. Sabaha kadar hesabım yıkılıyordu. Hiç uyumadan geldim. Ay. Tamam kapat şimdi. Hoca görecek. Ne oldu kızım? Canın mı sıkkın? Cana sıkılıyorum anne. Evet. Canın hali hal değil yavrum. Hayır İsmet ilgilenmiyor. Bari sen ilgilen. Var var bir şeyler de anlayamıyorum ki. Ergenlikten herhalde. Aa, Can'ın okulundan mesaj geldi. Devamsızlığı 9 gün olmuş. Ay okula görüşmeye çağırıyorlar. Eyvah eyvah eyvah. Yok demeyeyim demeyeyim diyorum ama bu çocuk okumayacak belli oldu. Ay anne ben bir gidip görüşeyim şu okulla. Yani geçen gün son 4 ders boş demişti. Bu yüzden erken geldim demişti. Belki de o da yalan. Hii. Babası duyarsa vallahi çok sinirlenir, çok kızar. Git kızım, git konuş. İhmal etme sakın. Of of, çocuğun mu var, dertin var işte. Bakın, sistemden kontrol ettim. Her defasında size mesaj gönderilmiş. Yo, ben bir mesaj almadım. Yani geçmiş mesajlara da bakıyorum, gelen herhangi bir şey yok. Özlem Hanım, belki de Can... Siz mesajları görmeden silmiştir. Böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Son zamanlarda oğlunuza gözlemlediğiniz değişik bir durum var mı? Özlem Hanım, bunları bizimle paylaşmanız çok önemli. Yani
Son zamanlarda çok fazla para istemeye başladı. Okuldan ek kitaplar istiyorlarmış. Hayır, maalesef bu doğru değil. Gerekli bütün kitapları okul temin ediyor. Başka? Başka Özlem Hanım, ne gibi değişiklikler var? Geceleri uyuyamıyor. Sabah çok zor uyanıyor. Bir de çok, bazen çok fazla enerjik. Bazen çok yorgun, bitkin, böyle ruh gibi. Sanki yoğun bakımdan çıkmış gibi. Böyle olaylara çok çabuk sinirlenmeye başladı. Çok fazla sert tepkiler veriyor. Benim oğlum hiç böyle değildi, biliyor musunuz? Can çok sakin bir çocuktu. Bir de çok kilo verdi son zamanlarda. Söyleyemem Özlem Hanım. Ama böyle bir ihtimali göz ardı etmemeliyiz. Sizden ricam Can'ı biraz daha gözlemlemeniz. Ben de onunla konuşup durumu netleştiririm. Peki. Eğer korktuğunuz gibiyse ne yapmam lazım? Mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz. Profesyonel yardım almalısınız. Bağımlılık çocukların tek başına mücadele edebileceği bir şey değil. Uygun destek ve tedavi gerektirebilir. Neden? Neden çocuklar böyle kötü şeyler alır? Böyle durumlarda neden çok önemli. Ancak bağımlılıkla mücadele eden bir çocuk için onu o bataklıktan çıkarıp kurtarmak çok daha önemli. Bakın, bağımlılıkla mücadelede aileler çocuklarının yanında olmalı. Onlarla iletişim kurmalılar. Onların değişen duygu ve durumlarına karşı sabır ve anlayış göstermeliler. Benim suçum. Ben çocuğumla doğru düzgün ilgilenemedim. Özlem Hanım, telafi edebilen bir ebeveyn çocuk için muhteşem bir rol modeldir. Gökyüzü. Sema. Sema. Aslı'cığım, biz bu hafta sonu sinemaya gitmek istiyoruz babanla. Çok güzel filmler varmış vizyonda. Sen de bizle gelir misin? Kızım, annen bir şey sordu sana. Şey, affedersin anne, dalmışım. Sosyal medya mı o? Aslı bak, gerçekten çok endişe ediyorum. Yani bu dikkat etmen gereken bir konu. Sizin yaşınızda çok büyük bir bağımlılık. Buse'den biliyorum. Derslerde bile elinden bırakmıyor telefonunu. Gidiyor mesajlaşıyor. Hatta hikaye falan izliyor. Ben dedim işte. Bak çok üzüldüm. Hay Allah. Uyardım ama bir işe yaramadı. Acaba sen bu gittiğin kurslar gibi kursları mı önersen Buse'ye? Nasıl olur? Belki benimle kursa gelir. Ya. Hem o küçükken hep keman çalmak isterdi. İşte. Resitalinizi ne zaman vereceksiniz güzel kızım? Dedeciğim, daha yeni başladım. Daha 2-3 nota zor zor çalıyorum. Aa, Buse'cim hoş geldin.
Gürse, iyi misin? Odanda konuşalım mı? Tamam, olur. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin, olur mu? Aynı yaşta olduğumuzu söylemişti. Kullandığı fotoğraflar da hep başkasınınmış Aslı. Peki ne oldu? Nasıl anladın yaşının çok büyük olduğunu? Kafede bekliyordum. Biri geldi. Onur benim. Sana söyleyememiştim falan dedi. Hemen kalkıp kaçtım zaten. Sen başından beri haklıydın. Ben bu sosyal medya olaylarına çok kaptırdım kendimi. Annemlere söyleyip yardım isteyebiliriz. Kimse de bir şey söylemezler zaten. Gerek yok. Hesabımı falan sildim zaten. Artık tanımadığım kimseyi takip etmeyeceğim. Keşke en başında seni dinleseydim. Tamam, üzme artık kendini. Hatanı anladın en azından. Çok kötü davrandım değil mi sana? Çok özür dilerim Aslı. Ağlama artık Buse. Geçti gitti. Hem ben sana ne diyeceğim? Hatırlıyor musun? Küçükken sen keman, ben gitar kursuna gitmek isterdik. Hatırlıyorum tabii ki. Bir türlü yazılamamıştık. Ben gitar kursuna yazıldım. Gerçekten mi? Evet. Hem kurs merkezinde keman eğitimleri de var. İstersen yarın beraber gidip konuşabiliriz. Dersten kalan zamanlarda, hafta sonları falan gideriz. Olur mu? Çok iyi olur aslında. Anlaşıldı. O zaman yarın gidiyoruz. İsmet bak, bir kez daha söylüyorum. Çocuğun üzerine gitmek yok. Kızmak, bağırmak, hırpalamak yok, tamam mı? Öyle yaparsak o illiyete daha çok itermişiz çocuğumuzu. Tamam tamam, konuşmayacağım. Ben konuşacağım onunla. Tamam, ben. Geldi. Tamam, ben getiririm. Ablacığım gel. Gel çantanı da ver bana. Bir şeyler konuşacağız biz seninle, tamam mı? Ne oluyor burada? Oğlum, gel. Gel, otur biraz konuşalım seninle. Otur, otur babacığım. Ben bugün senin okuluna geldim. Rehberlik öğretmeninle görüştüm. Niye, ne oldu? O mu sizi çağırdı, size bir şey mi dedi, ne dedi? Oğlum biz çok hata yaptık. Sana doğru düzgün yol gösteremedik. Bilmiyorduk yavrum. Böyle olacağını bilsek yapar mıydık? Anne. Biz seni çok seviyoruz oğlum. Seni kaybedeceğiz diye aklımız çıkıyor. Yavrum. O illete alıştıysan da kurtulursun. Beraber kurtuluruz yavrum. El birliğiyle kurtulacağız. Babacığım, doktora gideriz. Ne diyoruz, hepsini yaparız. Ha? Ama önce sana bu illeti alıştıran arkadaşlarından uzak durman lazım babacığım. Babaannesinin yakışıklısı. Biz sana inanıyoruz oğlum. Güveniyoruz. Sen bu kötü alışkanlığı bırakacaksın. Hem benim oğlum daha okuyacak. Veteriner olacak. Hayvanları iyileştireceksin. Denedim ama denedim. Bırakamıyorum. Alıştım artık. Denedim ama olmuyor anne. Yalnız denedim oğlum. Yalnız değil. Bir soru sardı. Gel. Artık biz buluruz oğlum. Beraber deneyeceğiz. Beraber savaşacağız Can. Kazanacağız. Kazanacağız. Değerli veliler, bağımlılık, kişinin bir şeye aşırı bağlanması, kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlı kişi, zararını açıkça görse ve bilse bile,
bağımlı olduğu ürünü kullanmaktan vazgeçemez. Bağımlılığın pek çok çeşidi vardır. Bunlardan çocuklar için en zararlı olanları sigara, alkol ve madde kullanımıdır. Çocukların aşırı derecede televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi ekran cihazlarına olan ilgileri de bağımlılık haline gelebilir. Ayrıca sosyal medya platformlarında aşırı derecede zaman harcayan çocuklar da sosyal medya bağımlısı olabilir. Değerli veliler, sizlerin çocuklarınıza sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için çaba sarf etmeniz önemlidir. Onlara bağımlılık yaratabilecek aktivitelerin yerine sağlıklı alternatifler sunulmalıdır. Spor yapma, sanatla uğraşma, müzik dinleme gibi aktiviteler çocukların boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Çocukların arkadaş seçimlerini ve çevrelerini takip etmekte, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve bağımlılık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Değerli veliler, çocuklarınızda bağımlılık belirtileri fark ederseniz, açık ve destekleyici bir iletişim ortamı oluşturarak konuşmanız ve onlara yardımcı olmak için gerekli adımları atmanız önemlidir. Profesyonel yardım almak da gerekebilir. Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu bir birey olmasını istiyorsanız, beden ve ruh sağlığını koruyacak konuları doğru öğrenmek önemlidir. Biz geldik. Hoş geldiniz. Niye bu kadar geciktiniz? Ya kütüphaneden anca çıktık. O testi çözelim, bu testi çözelim derken Zohan nasıl geçtiğini anlayamamış. Müzik yok mu? Hadi çal bir şeyler. O zaman yeni bir şarkı öğrendim. Size onu çalayım. Değerli veliler, Can ve Aslı okul yolculuklarında çeşitli zorluklar yaşasalar da sonunda hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için çabalamış, kişisel gelişimlerini başarıyla tamamlamaya gayret etmiş bireyler haline geldiler. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü vardır. Ağaç yaş kemiğidir. Evlatlarımız da birer fidandır. Fidanlarımızı ne kadar doğru sular, topraklarına ne kadar iyi bakarsak o kadar güçlü ve köklü ağaçlar olurlar. Hoşça kalın.